teşekkürler. Haydi hep beraber. Fotoğraflarınızı çekiliyor. Kimse merak etmesin. Onu da hemen söylemek istiyorum. Aynı şeker. Aynı şeker. Tamam, başlayabiliriz. Sayın meclis üyelerim, sayın sivil toplum örgütleri dernek başkanım, Galatasaray Derneği Başkanım, Fenerbahçe Derneği Başkanım, Eredi'nin Güzide halkı, siz değerli misafirler, Eredi'nin Güzide gazetecileri, hepiniz bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için canı gönülden hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Evet.
Bugüne kadar 2009'da çıktığımız bu yolda bu sene 10. senemizi kutlayacağız. 9 seneden beri de sünnet şölenimizi hiç ara vermeden devam ediyoruz. Bu sene 9. senede 500 tane çocuğu sünnet ettirdi bu dernek. Dernekçilik, sivil toplum örgütlüğü çok zor bir olay. Gönül verdiğiniz, uğruna savaştığınız renklere hizmet etmek için elinizden ne varsa hepsini veriyorsunuz. Dernekçilik, nasıl anlatayım, hep gönül. Sadece güzel insanların bir araya gelmesiyle birlikte devamlı kendinizden ödün vererek, ailenizden, cebinizden katkılar yaparak derneği yüceltmeye, bir yerlere getirmeye, onun için en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de Beşiktaşlar Derneği olarak ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, üyelerimizle birlikte 9 seneden beri hiç durmadan çalışıyoruz. Hiç ara vermeden aynı istatistiklerle, aynı güven ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle bahsedeyim. Normalde dernekçiliğin böyle bir sünnet yapma ne parası vardır ne de imkanı vardır. Bu işler güzel insanların, kalbi güzel insanların bir araya gelmesiyle oluyor. Yani onlar bizlere sponsor oluyorlar, destek oluyorlar ve bu destekle birlikte biz de böyle güzel etkinlikleri halkımızla paylaşıyoruz. Onlara bir nebze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün İstanbul'dan gelen, ilçelerden gelen, illerden gelen bütün misafirlerimize ben canı gönülden bizi hem destekledikleri için hem de bugün yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bu sebeple aramızda birçok bize destek olan insan var. Hepsine gönülden çok teşekkür ediyorum. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Yapabilir miyiz diye başladığımız olay bu sene 9.'suyla sonlandı. İnşallah Allah bize 10.'yu, 11.'yi, 15.'yi de yapmak nasip eder. Bugün burada arkadaşlarımız erkekliğe ilk adımlarını atacaklar. Pazartesinden itibaren anlaşmalı olduğumuz hastaneye gidip Ekomar Hastanesi'ne orada sünnet olacaklar ve anlaşmalı olduğumuz eczanelerden de ilaçlarını alıp evlerine yolunu tutacaklar. Her şeyin en iyisini almaya çalıştık, en güzelini almaya çalıştık. Çünkü onlara en güzelini yakıştığını inanıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Formalarını bile imzalattırdık, getirdik buraya. Bir nebze olsun sizinle birlikte olabildiysek, size güzel şeyler yaşatabildiysek ne mutlu bize. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bugün erkekliğin ilk adımını atıyorlar. Yüce Mevlam inşallah damatlığını da gösterir, torunlarınızı da sevmeyi size gösterir diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım çok duygulu bir adam. Ağlamadı ve ağlar diye çok tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten en hassas olduğu nokta çocuklarımız. Çocukları görünce dayanamıyor. Başkanım teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmadan dolayı. Az önce de belirttiği gibi 10 yıldır her zaman hedefi büyüterek, çıtayı yükselterek Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği siz Karadeniz Ereğli insanlarına, Karadeniz Ereğli halkına her zaman en iyi şekilde sivil toplum kuruluşu örgütü olarak hizmet vermeye devam edecektir. Ve şimdi de Karadeniz Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Halil Pospi'yi konuşmaları yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Emniyet müdürü dedi, emniyet müdürünü görmüyorum da onu arıyorum. Evet, çok değerli hemşerilerim, değerli Ereğliler, çok değerli Beşiktaşlılar, aynı zamanda renk kardeşleri, çok sevgili çocuklar, hepiniz her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bazı gerçekleri mutlaka söylemek lazım. Tevazu her yerde olmaz. Tevazu, tevazu deyip yok olmanın da alemi yok. Beşiktaşlar Derneği gerçekten bu Karadeniz'in de örnek derneklerden bir tanesi.
Diğerleri de çok kıymetli ama Beşiktaşlar Derneği yıllardan beri bu işi yapıyor. Birlik beraberliklerini hiç bozmuyorlar. En çok dikkat ettiğim ve kıskandığım, beğendiğim. Lokalde de beraberler, sokakta da beraberler. İyi günde kötü günde hep beraber olduklarına ben de şahidim. Ve her zaman örnek gösteriyorum. Çok da güzel bir şey yaptılar. Renklerin kardeşliği dediler. Diğer kulüplerin temsilcileri de burada. Bu çok güzel bir olay. Kendimizin sevgi, barış, dostluk ilkelerine uyan bir olay. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Ve her sene böyle çocuklarımızı giydirip sünnetlerini yapmak, bisiklet almak, formaları imzalatmak öyle kolay bir iş değil. Dernekçilik gerçekten gönülden yapılan bir iştir. Hep cebinizden vereceksiniz. Fedakarlık yapacaksınız ve size inanan insanlardan destek ve yardım alacaksınız. Evet, böyle destek veren çok değerli insanlar var. Az evvel bir tanesiyle tanıştım, bir arkadaşımızla tanıştım. İstanbul'dan buraya gelmiş. Gebze'den buraya geliyor, yardım ediyor. Ve aynı zamanda o kadar yolu atlatıp buraya geliyor. Ne kadar güzel bir şey. Hoş geldiniz diyorum. Tebrik ediyorum, kutluyorum. İşte dayanışma, yardımlaşma, bir arada olmak, barış, dostluk, sevgi. İşte bizim ifade etmek istediğimiz olaylar bunlar. Ben bütün camiayı kutluyorum, Beşiktaşları kutluyorum. İnşallah bu dernekçilik işlerinde, burası biraz espri, kızmayın bana. Dernekçilik işlerinde başarılı olduklara kadar inşallah sporda da başarılı olacaklar. Evet, biraz espri yapalım yani. Değerli hemşehrilerim, sizleri çok seviyoruz. Bugün hep beraber gönülden Beşiktaş Derneği'nin yapmış olduğu bu eylemleri yürekten destekliyoruz. Onları kutluyoruz. Bu evlatlarımıza bu ilk adımlarında, erkekliğe gidişlerindeki ilk adımlarında sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Başarılı olmalarını diliyoruz. Onların bütün ailelerini yürekten kutluyoruz. Hep beraber bu ortamı bize hazırlayan değerli yöneticilere alkışlıyoruz, saygılar sunuyoruz. Değerli Başkanımız Sayın Halil Postbey'e yürekten alkışlar, teşekkür ediyoruz bu kadar samimi, içten konuştuğu için. İçimizden birisi, biliyoruz zaten onu. Evet, şimdi de değerli hocamız Abdülkadir Duman hocamızı duasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Allahümme elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Hocam teşekkür ediyoruz bu güzel dua için. Evet, mini kardeşlerimizi çok daha fazla bekletmek istemiyorum. Pastamız yolda geliyor, onun için bir iki dakikalık ara verdim. Ama hemen dilerseniz mini kardeşlerimizin armağanlarını takdim etmeye başlayalım. İstirham ediyorum değerli belediye başkanımız Sayın Ali Postbek'ten ilk armağanımızı versin. Başkanım hoş geldiniz. Evet, Eymen Akkanat'ı. Eymen burada mısın? Eymen Akkanat. Eymen, hanginiz Eymen? Çok utangaç bir Eymen bu. Sen misin Eymen? Adamsın. Hoş geldin. Evet, değerli Eymen Akkanat'a belediye başkanımız Sayın Halil Postbey tarafından armağanları takdim ediyor. Kuvvetli alkışlarla. Rabbim damatlığını da göstersin inşallah diyoruz. Evet, pastamıza geldi bu arada. Evet, ikinci armağanımız Ertuğrul Çınar Şahin için. Ertuğrul, sen misin Ertuğrul? Ertuğrul Çınar Şahin istiyorum çocuklar, burada mı? Sen misin Ertuğrul? Önce iyice emin oluyorlar filan. Evet, değerli ekranımızın elbise emniyet müdürümüz verdi, kuyuyu ver. Ertuğrul'un armağanı vermek üzere sahneye davet ediyorum. Karadeniz Elbise Emniyet Müdürümüz Sayın Ferdi Kuyu Bey. Valla
Vallahi Ertuğrul birazdan bilmez. Ertuğrul velisi nerede, burada mı? Sayın müdürüm hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet değerli misafirlerimiz, teşekkür ediyoruz Sayın Emniyet Müdürümüze. Güle güle kutlansın inşallah. Rabbim damatın ne göstersin. Sen kalıyorsun. Evet, Erdoğan bisikleti gördü gidiyor. Erdoğan pasta kesiyorlar gene. Esneme. Evet değerli misafirlerimiz, sayın konuklarımız. Pasta mı kesiyor sen? Evet pastamızı alalım. Harika. Eskiden pasta gelince alkışlıyorduk filan, hatırlayın. Evet çocuklara el sallayalım. Şimdi çocuklarımız eller bir havaya kalksın komple. Harika. Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği tarafından bu yıl 9.sü gerçekleştirilen ve 500 çocuğu sınıf getirmenin heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Siz değerli misafirlerimizle aramızda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Evet fotoğrafımızdan sonra armağanları takdim etmeye devam edeceğiz. Evet aramızda Karadeniz Ereğli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanımız Sayın Timur Şen de var. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Vermiş olduğu desteklerden dolayı. Biraz önce de değerli başkanım Sayın Halil Postbey'i de dile getirdiler. Renklerin Kardeşliği adı altında toplanıyoruz. Evet onur boru, onur saç boru metal. İstanbul'dan aramıza geldi, sponsor oldu. Onur Boru'ya kocaman bir alkış rica ediyorum bu güzel organizasyonu vermiş olduğu destekten dolayı. Yine Sayın Berna Odabaşı hanımefendiye. Evet Berna Odabaşı hanımefendiye teşekkür ediyoruz aramızda bulunan. Yine Karadeniz Ereğli Alaplı Offroad, KDZ Offroad. Aramızdalar, hoş geldiniz. Sizler de vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkürler. Rotary Kulübü aramızda. Rotary Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz kendilerini. Yusuf Çınar Sağlam Demir. Velisi burada mı? Abi herhalde bilmiyor adını Yusuf. Yunan hoş geldin. Nerede Yusuf? Al gel abi Yusuf. Merhaba. Sağ ol, teşekkür ederim. Yusuf. Yusuf sen duymuyor musun beni? Evet değerli başkanım Tarkan Atik. Alkışlarınızla Yusuf Çınar Sağlam Devri'nin armağanlarını takip edecekler. Hayırlı uğurlu olsun Rabbim. Damatlığını da göstersin inşallah diyoruz. Peki güler misin? Gül gül gül. Güler misin? Evet işte bu. Evet. Berna Odabaş hanımefendiyi ben. Baran Kayacı'nın armağanlarını takip ettik size. Hoş geldiniz diyorum. Evet fotoğraflarını çekelim. Şey
ve sıradaki armağanımız gelsin. Poyraz. Poyraz Hasan Öçal. Sen misin? Gülümse. Ay işte bu ya. Bu değil mi? Aa, sen Poyraz değil misin? Sesi kısalıyor. Poyraz, burada mı? Ha, başka Poyraz, o da Poyraz. Evet, Poyraz Hasan Öçal. Evet. Harika. Evet, Bayram Odamaç Beyefendi aramızda hemen Poyraz'ın armağanlarını vermek üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz. Bayram Bey, nasılsınız efendim? Evet, fotoğraflarımız çekilsin. Neresi henüz yok mu? Burada. Evet. Rabbim damatlığını da göstersin inşallah. Teşekkür ediyoruz Bayram Bey'e. Ve yanlış değiller. Evet. Tuna Adil Bey'in Rotary Kulübü Başkanı Adil Ateş, Aykut Ateş. Evet, Aykut Bey aramızdalar mı? Aykut Bey hoş geldiniz. Rotary Kulübü Başkanı Tuna İsmail armağanı verecek. Tebrik ediyor. Rabbim damatlığını da göstersin inşallah. Aykut abi. Teşekkür ediyorum kendilerine. Evet, alalım istedi. Verilsin. Evet, gel sen. Gerçekten istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba Muhittin Bey. Evet, çağırın armağanları. Veriyorum fotoğraflar. Kameralar hazır. Çağan Apaydın. Davet ediyorum sahneye. Evet, Çağan Apaydın. Hoş geldiniz hocam. Hayırlı olsun. Evet, güzel gidiyor değil mi? Bir sıkıntı yok henüz. Herkes rahat, güneş battı, serin, fıstık gibi bir hava var. Çocuklar gülsün diye biz buradayız. Evet, Yusuf Emre Akkurt'un armağanlarını teslim ediyor. Sıradaki... Sercan Keskin mi? Sercan Keskin burada mı? Sercan mısın? Gel, elini ver. Maşallah Muhammed'in. Güzel misin Muhammed'in? Gel elini bana. Bir dakika bekleyelim. Ver elini bana Muhammed. Sen büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Müsaade eder misiniz? Yemekçi. Yemekçi mi? Aa, Masterchef var aramızda. Evet, geleceğin Masterchef'i Muhammed Emin deriz. Karadeniz Ereğli, sesim az. Sesim az. Başkanım, buraya bakar mısın? Evet, sıradaki armağanımız hızlı bir şekilde Ahmet Ensar Can. Ahmet Ensar burada mı? Davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Maşallah, maşallah, maşallah. Ucundan azıcık. Efendim abi. Ben vereceğim hepsini. Armağanını teslim ediyorlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Ucundan azıcık da Allah damatlığını da göstersin. İnşallah. Evet, sıradaki armağanımız asker. Evet, Osman Çınar Türkoğlu'nun armağanlarını vermek üzere derneğimizin her şeyi sevgili yüksek alkışlarınızla Aykut Demiroğlu. Geliyor bak. Fotoğraf çekeceğim, gülümse. Tamam mı? Kahve al. Çünkü bugün en güzel günümsün. Hayırlı olsun maşallah maşallah. Maşallah diyoruz. Melih Yağız Bekar. Melih arıyorum. Melih Yağız kendilerine armağanlarını verecekler. Yüksek alkışlarınızla hayırlı olsun maşallah. Maşallah. Maşallah diyoruz. Çocuklar bir adım geri. Evet, Yusuf Eymen Turan. Yusuf Eymen Turan arıyorum. Evet, Sezgin Bey buyurun, hoş geldiniz efendim. Şu kardeşimize verelim. Yusuf, Yusuf sen misin? Yusuf sonra. Evet, biraz acele ediyorum. Evet, Yusuf sen bekle. Evet, değerli misafirlerim, sayın konuklarımız, armağanlarını alan ebeveynler, velilerimiz randevu tarihlerini almak üzere hemen sağ tarafta Aykut kardeşimiz var. Ondan randevu tarihlerini alabilirler. Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği Yönetim Kurulu üyemiz Yaşar Yaman, yüksek alkışlarımızla alalım. Emek alabilirim.
Evet, sırayla. Buyurun Yaşar Bey. Evet, Mehmet Talha Demircan. Burada mı Mehmet Talha Demircan? Sen ver elini bana. Geldi. Karadeniz Ereli Beşiktaş Taraftarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bahtiyar Erdoğdu. Beyefendiyi aramıza görmek istiyoruz. Bahtiyar Bey, hoş geldiniz. Evet, kendisi mini kardeşimizin ardından. Nerede benim yerim? Mehmet Talha Demircan'ım. Evet, siz de gelin abi. Bir tarafından da siz, hoş geldiniz. Evet, Ömer Aslan. Ömer, burada mısın Ömer? Ne alalım Ömer? Evet, Ömer Aslan'ın armağanları vermek üzere Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Dilek Çimenoğlu hanımefendiyi aramıza davet ediyorum kuvvetli alkışlarımızla. Dilek Hanım, hoş geldiniz. Evet. Evet, Yavuz. Yavuz burada mı? Yavuz Ağaç. Evet çocuklar, Yavuz'u arıyorum. Sen misin? Büyüyünce büyük olacağım diyor. Futbolcu olacakmış. Tabii ki inşallah Beşiktaş'ta oynarsın. Evet, Karadeniz Ereğli Belediyesi Meclis Üyemiz Yaşar Aydın beyefendiyi kuvvetli alkışlarınızla. Yaşar Aydın. Yaşar Aydın, özür dilerim. Evet Yaşar Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Yaşar Hanım, nasılsınız? Evet, Yavuz Ağaç'ın ellerini de alalım hemen buraya. Evet, Yasin Batu Acar. Sola. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah damatını da gösterir seni inşallah. Ahmet abi, kimde veriyoruz? Sırada ne var? Anıl İbrahim Kılıç. Anıl nerede? Sen misin? Sizin böyle. Delisi misiniz? Hoş geldiniz. Evet, dernek üyemiz Uğur Uysal. Kendilerine armağanlarını takip etmek üzere sahneye davet ediyorum. Evet, nerede Uğur Bey? Buyurun. Evet, azaldık. Boyraz, Boyraz sever kim? Gel, severim armağanlarını vermek üzere de. Sen? Evet, Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Fındık'ın eşi Selma Hanım, Selma Fındık Hanımefendi'yi Poyraz'ın armağanlarını vermek üzere buraya davet ediyorum. Evet, nerede Poyraz'ın velileri de gelsin. Buyurun beyefendi. Evet, sırada Emir Efe Özcan var. Evet, Emir Efe Özcan kim? Emir Efe, sen misin? Ben hoş geldin. Sen ne olacaksın büyüyünce Emir? Tamam. Aa, adam olacağım diyor. Var bunda iş. Evet, yanında Emir Efe Özcan var. Evet, velisini de alalım buraya. Ebeveynin, annesi, babası, kim varsa. Hoş geldiniz. Evet, Korhan Günaydın. Erbal. Burada mı? Hanımefendi, hoş geldiniz. Evet. Miraç Poyraz Yılmaz'ın velilerini de alalım biz. Hemen Miraç'ın yanında. Buradalar mı? Evet, siz de değil. Hoş geldiniz. Evet, yavaş yavaş sona geliyoruz. Yusuf Kayhan. Burada mı Yusuf? Geldi. Keskini ver. Alkışlarınızla. Çok disiplinli bir adam. Kendisi zaten. Biz taşkınlık yapınca beni şarkı duruyor bizim plan. Evet, sıradaki armağanımız da. Değerli evet, abimiz Necati Memiş. Buyurun alkışlarınızla. Necati abi. Teşekkürler, sağ olun. Can, can. Evet, artık son iki tane Aras Akbulut'un armağanlarını takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Görün onu. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasılsınız?
Ama altın gaz, tamam mı? Elmas madeni filan gaz da. Ben mi vereyim? Ha bak 9 yıldır sunuyorum, hiç şey vermedim. Çok heyecanlı. Evet, ailesini alalım Toprak kardeşimizin. Hayırlı uğurlu olsun, gel Toprak seni öpeyim madenci. Allah damatını da göstersin, hayırlı olsun. Evet, Aykut kardeşimiz hemen sağ tarafta. Randevu tarihlerini hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim damatını da göstersin. Teşekkür ediyorum. Poyraz Hasan Öçal. Randevu tarihlerini almak üzere hemen gelsinler benim yanıma. Değerli belediye başkanımıza, Sayın Halil Pospi'ye aramıza katıldıkları için, destek verdikleri için onur olduk. Teşekkür ediyoruz değerli başkanımıza. Kuvvetli alkışlarla alanlara uğurluyoruz Sayın Halil Pospi değerli başkanımızı. Evet, Poyraz Hasan Öçal ve Yusuf Eymen Turan beyefendilerin velilerini ben aramıza. Siz kimsiniz? Bu organizasyona destek veren herkese ve özellikle Onur Saçboru Metal AŞ sevgili Onur Bey'e, eşine ve değerli arkadaşlarına bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Karadeniz Derenizi Beşiktaş taraftan bir derneği olarak 10 yılda yılın 6 kere derneği seçildi. Bu gurur hepimize yeter. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyoruz. Yönetim kuruluna ayrıca teşekkür ediyorum. Burada bulunan 7'den 70'e herkese yürekten teşekkürler, sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. Yeah.